Bugün 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. İşçinin, çalışanın etinden, sütünden faydalanmayı iyi yöneticilik sanan patronlara "Sana sigorta yaptım ya, daha ne istiyorsun?" demeyi kendine hak gören patronlara bir dur orada. Dediği gibi. Özür dilerim patroncuğum. Akan tere bin selam olsun. Ver jeneriği. 1880'li yıllar. Ağırlıklı olarak bilek emeğinin kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok kötü olduğu yıllardı. Küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılması ve 14-15 saate kadar varan iş günleri söz konusuydu. Bir masal. Çocukluğumdan kalmış bir bahar bayramı öyküsü. ...1856'da günde 12 saat çalışan Avustralyalı taş ve inşaat işçileri günde 8 saat çalışmak için ayaklanmaya karar verir. Ben bile 12 saat çalışıyorum. Ne olmuş? 2018, 21. yüzyıldayız. Geri geliyor 12 saat çalışıyorum, geri geliyor 14 saat çalışıyorum. Bundan 30 yıl sonra Amerikalı işçiler 1 Mayıs'ta aynı talep ile yürüyüşe başlar ve olaylar günlerce sürer. Çarşı pazar karışır. Haymarket alanında patlayan bombayla çok sayıda protestocu hayatını kaybeder. 2 yıl sonra 2. Enternasyonel'de 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü ilan edilir. Ver marşı ver! Marşı ver! Marşı ver! Sendikalaşan işçinin gücü ortaya çıkmaya başlamıştır. Korktun mu? Kazara işe gitmediğinizde hakkınızda soruşturma açılan tehlikeli gün. Anadolu'da 1 Mayıs ilk kez Osmanlı döneminde 1905 yılında İzmir'de kutlandı. Şaşırdık mı İzmir'de kutlanmasına? Şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Sen şaşırdın mı? Ben de şaşırdım. 1 Mayıs! 1 Mayıs! İşçinin, emekçinin bayramı. Bunu 1909 Üsküp kutlaması izledi. İstanbul'da ilk kez 1 Mayıs kutlaması 1910 yılında yapıldı. 1923'te işçi bayramı ilan edildiği halde 1925'te kitlesel kutlamalar yasaklandı. Balı yiyen insanın değil, üreten arının bayramıdır. Kutlu olsun. Tabii 1976 yılına kadar. 1977 yılında ise o kara gün. 500 bin işçinin katıldığı kutlamada duyulan iki el silah sesinden sonra alan taranmaya başlar. Yüz binlerce insan kazancı yokuşuna doğru yönelir. Ezilenler, taralanlar. Ve sonra yine yasaklar, yasaklar, yasaklar. 12 Eylül ile yasaklanan kutlamalar tam 30 yıl boyunca illegal olarak devam eder. Kendi yöntemlerimiz. 3-5 direndik biz de. Beni içeri alacaklar. 2009'da 1 Mayıs resmi tatil oldu. Biz am***. İşçiler de Taksim'e geri döndüler. Kim kime ne derse desin, bari bugün kutlu olsun. Tabii daha sonra hükümetin Taksim'i yayalaştırma çabaları neticesiyle tekrar kapatıldı. Ya bir şey soracağım, işçilerle alıp veremedikleri ne? Hükümetin mi alıp veremediğiyle? Ben hükümet demedim. Halk dedi. O günden beri Taksim işçiler için kapalı. Barikat bayramı mı desek lan bugüne? Peki biz hiç düşündük mü? Yani dedi hiç fark ettik mi? 1 Mayıs'ı işçiden başka herkes kutluyor. Resmi tatil olmasını kapitalistlerin sosyalistlerden çok istediği gündür. En ağır işçilerde çalışan işçiler 1 Mayıs'ı kutlayamazken plazada çalışıp ellerinde kahveleriyle kallavi paralar kazanan plaza çalışanları çok güzel lüks yerlerde tatil yapabiliyorlar. Hadi hadi plazadakilerini de kutla hadi. Starbucks kahveciler size. Mesela hiç yemek yerken size yemeği servis eden garsonun ne kadar yorgun olabileceğini hiç düşündük mü? Belki günde 14 saat, belki 15 saat çalışıyor. Nereden biliyorum? Çünkü ben de bir garsondum. Oh be, bir gün beleş tatil. Biz çalışıyoruz ve sürekli gülmek zorundayız ve bir an yüzümüz asıldığı zaman gelen tepkiler o kadar korkunç ki, yani sanki ben ona hizmet etmek zorunda olan onun kölesi gibi bir algı var orada. Çok yanlış bir algı. Ben o yüzden garsonken bunların acısını yaşadığım için birisiyle konuşurken karşınızdaki insanın yorgun olabileceğini düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Solcu insan imanının 2-3 şartından biri. Yani sokaklarda ayakkabı boyayan o küçük çocuk güvende mi? Ya da sette sabahlayan ışıkçılar emeklerinin karşılığını alabiliyor mu? Ya da daha da başka yerlere gidelim. Sendikalı olduğu için iş yerinden kovulan işçiden haberimiz var mı? Olması gerektiği gibi, yani bayram havasında geçmesi gereken yılın en güzel günlerinden birisi. Teşekkürler. Yükselen o devasa binaların temelini atan o muazzam işçiler bir gün o diktikleri bina gibi bir yerden ev alabilecekler mi? Alamaz, ben de alamıyorum. Diyorlar ki ne güzel dikmiş. Kim dikti?
Oturan adam diyor mudur? Ya ne kadar güzel bir kolon yapılmış buraya. Yapan adamın eline sağlık. Ben hiç kimsenin dediğini zannetmiyorum. Bu 1 Mayıs'ta biraz oturup bunları düşünmenin yanında bir tık öteye gidip yarın karşılaştığın işçiye bir kişi daha gülümserse bir şeyler kazanırız demektir. İşçisin sen iştikam. Bu set sana çok gelir. Bu 1 Mayıs'ta oturup birazcık bunları düşünelim. Ve hatta düşünmenin bir tık ötesine gidip birazcık gülümseyelim. Ha bir de dünyanın bütün işçileri. Birleşin. Gerisini zaten siz biliyorsunuz.